Edith Lamar, 1930'ların sonlarından 1950'lere dek Hollywood'un altın çağında parlayan bir yıldızdı. Boomtown, I Take This Woman ve Come Live With Me gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla yapımda unutulmaz performanslar sergiledi. Bu zarif yıldız yeteneğiyle zirveye çıkmış, 1949'un en yüksek gişe yapan filmi Samson ve Delilah da Delilah rolüyle milyonları büyülemişti. Film sadece devasa bir ticari başarı olmakla kalmadı, iki Oscar ödülüyle taçlandı. Hedy'nin adı 1960 yılında Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızla ölümsüzleştirildi. Ancak onun hikayesi sadece ışıklı setlerin, kırmızı halıların ya da alkışların ötesinde bambaşka bir boyuta sahipti. Hedy Lamarr güzellik ve yeteneğin ardında bir dahiyi saklıyordu. O bir mucitti. Resmi bir teknik eğitimi olmamasına rağmen kendini bir bilim insanı gibi yetiştirdi. Çekimler arasında geçen boş vakitlerinde dahi zihni durmadan çalışıyor, yeni icatlar tasarlıyor ve taslaklar oluşturuyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın kasvetli gölgesinde, radyo kontrollü torpidoların düşman tarafından kolayca karıştırılıp etkisiz hale getirebildiğini öğrenince, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Zihinlerde çığır açan bir fikirle, izlenemeyen ve karıştırılamayan bir frekans atlama teknolojisi tasarladı. Bu yenilik, yıllar sonra Bluetooth ve Wi-Fi gibi teknolojilerin temel taşlarından biri olacaktı. Lamarr'ın bu devrim niteliğindeki buluşu 11 Ağustos 1942'de 2-292-387 numaralı ABD patenti ile resmiyet kazandı. Ancak o dönemde hak ettiği takdiri görememişti. Neyse ki yıllar sonra bilim dünyası bu olağanüstü kadını onurlandırmayı başardı. 1997'de Electronic Frontier Foundation tarafından Pioneer ödülüne layık görüldü. Aynı yıl icat Oscar'ları olarak bilinen Balbi Gnas başarı ruhu ödülünü alan ilk kadın oldu. Ve bu ödüller sadece bir başlangıçtı. Ertesi yıl Avusturya Patent Sahipleri ve Mucitler Derneği ona Victor Kaplan madalyasını sundu. Lamarr'ın mirası zamanla daha da güçlendi. 2014 yılında Viyana Üniversitesi onun adını taşıyan bir kuantum teleskobu geliştirdi. Aynı yıl frekans atlamalı yayılmış spektrum teknolojisi sayesinde ölümünden sonra Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne dahil edildi. Ve bu destansı hikayenin bir başka yıldızı 27 Ağustos 2019'da gökyüzünde belirdi. 32.730 Lamarr adını taşıyan bir asteroid, evrende Hedy Lamarr'ın kalıcı izini simgeliyordu. Böylece o, yalnızca bir sinema efsanesi değil, aynı zamanda tarihe kazınmış bir bilim öncüsü olarak hatırlanmayı hak etti. Güzellik ve dehanın aynı bedende birleştiğine dair yaşayan bir kanıt olan Hedy Lamarr, insanlık için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Curie soyadı bilim dünyasında bir efsanedir ve bu isim yalnızca Marie Curie'nin değil, onun izinden yürüyen kızı Irene Curie'nin de adıyla parlamıştır. Irene, olağanüstü bir hayatın içinde doğdu, henüz 10 yaşında babasını bir at arabası kazasında kaybetmiş ve ardından annesi Marie Curie tarafından tek başına büyütülmüştü. Ancak bu yalnızlık, Irene'yi kırmak yerine onu bir bilim savaşçısına dönüştürdü. Daha çocuk yaşta matematikteki parlak zekası fark edilmişti. Geleneksel eğitimin ötesine geçerek fizik, kimya, geometri ve hatta Çince gibi zorlu disiplinlerde eğitildi. Ancak kaderin cilvesi onun eğitimini Birinci Dünya Savaşı sırasında yarıda kesti. Irene bu trajik dönemde annesinin kurduğu 20 Sahra Hastanesi'nin yönetme sorumluluğunu üstlendi. Bu hastaneler Curie ailesinin radyokimyasal buluşları sayesinde X ışını ekipmanlarıyla donatılmıştı. O ilkel ama hayati teknoloji doktorların yaralı askerlerdeki şarapnelleri tespit etmesini sağlıyordu. Irene'nin bu dönemdeki özverisi ona askeri bir madalya kazandırdı ve genç yaşında kahraman ilan edildi. Irene savaşın ardından annesinin asistanı olarak çalışmaya başladı. Radyum Enstitüsü'nde radyoloji dersleri verdi ve doktora tezini ailesinin keşfi olan polonyum elementinin alfa bozulması üzerine yazdı. 1925'te bilim doktoru unvanını aldı. Ancak onun asıl bilimsel yükselişi eşi Frederic Curie ile yaptığı işbirliğiyle başladı. 1928'de atom çekirdeği üzerine ortak araştırmalara giriştiler ve bu çalışmalar Irene'ye 1935 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazandırdı. Aynı zamanda Fen Fakültesi'nde profesörlük unvanı alan ilk kadınlardan biri oldu. Ne yazık ki bilim sadece zaferlerle dolu bir yol değildi. Radyoaktif maddelerle yıllarca yakın çalışmak Irene'nin sağlığını ağır bir şekilde etkiledi. 1946'da laboratuvarında polonyum kapsüllerinden biri patladığında bu ölümcül maddeye maruz kaldı. Lösemi teşhisi konan Irene, sayısız tedavi ve ameliyata rağmen hastalığını yenemedi. 1956 yılında bilim dünyasının bıraktığı derin izlerin ardından hayata gözlerini yumdu. Irene Curie, yalnızca Marie Curie'nin kızı değil, kendi başına bir bilim kahramanıydı.
çığır açan çalışmaları ve cesaretiyle insanlık tarihine adını yazdırdı. O zamanlar Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olan Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşamış Neoplatonist filozof olan Hypatia, aynı zamanda astronom ve matematikçiydi. Felsefe ve astronomi öğrettiği İskenderiye'de önemli bilge bir düşünürdü, toplumda büyük nüfus sahibiydi. Antik kaynaklar Hypatia'nın hem putperestler hem de Hristiyanlar tarafından çok sevildiğinin, İskenderiye'deki siyasi seçkinler üzerinde büyük bir etki kurduğunu kaydeder. Hypatia'nın kariyeri hakkındaki bilgi edinmenin başlıca kaynakları arasında, Psikopos Kireneli Sinesus ile Hypatia arasındaki mektuplaşmalar yer alır. Sinesus'un Hypatia'ya yazdığı 7 mektup günümüze ulaşmıştır ancak Hypatia'nın ona hitaben yazdığı hiçbir mektup günümüze ulaşmamıştır. Sinesus başka birisine yazdığı bir mektupta Hypatia hakkında şunları söylüyordu. O kadar ünlü bir kişi ki, itibarı kelimenin tam anlamıyla inanılmaz görünüyordu. Felsefenin gizemlerine onurlu bir şekilde başkanlık eden kişiyi kendimiz gördük ve duyduk. Hypatia'nın çağdaşı olan Hristiyan tarihçi Konstantinopolisli Sokrates ise Kilise Tarihi adlı eserinde onu şöyle anlatır. İskenderiye'de filozof Theon'un kızı Hypatia adında edebiyat ve bilimde kendi zamanının tüm filozoflarını geride bırakacak başarılara imza atan bir kadın vardı. Platon ve Plotinus okuluna vardıktan sonra birçoğu talimatlarını almak için uzaktan gelen dinleyicilerine felsefenin temel ilkelerini açıklamıştı. Zihninin gelişmesi sonucunda kazandığı kendine hakimiyet ve rahat tavırların nedeniyle sık sık yargıçların huzurunda halk önünde görünürdü. Erkeklerin bir araya geldiği bir toplantıya girmekten de utanmazdı. Çünkü tüm erkekler olağanüstü vakarı ve erdemi nedeniyle ona daha fazla hayranlık duyuyorlardı. Çağdaşı olan pek çok kişi Hypatia'nın babasından çok daha iyi bir matematikçi ve astronom olduğunu söyler. Fakat Hypatia zamanla kendisini İskenderiye valisi Orestes ile İskenderiye Patriği Kiril arasındaki politik bir anlaşmazlığın ortasında buldu. Patrik taraftarı bir grup insan Hypatia'nın şeytani bir putperest olduğu, hayatını müziğe ve büyüye adadığı, kiliseye gitmeyi bıraktığı ve birçok inananı kendisine çektiği gerekçesiyle öldürmeye karar verdi. Kalabalık bir gün Hypatia'yı evine giderken yolundan çevirip üzerindeki elbiseleri çıkardılar ve vücudunu parçalara ayırarak uzuvlarını ateşe verdiler. Onun ölüm sahnesi antik dünyanın barbarca yüzünü bir kez daha gösterse de Hypatia'nın ışığını asla söndüremedi. Hypatia'nın bedeni bu dünyayı terk etmiş olsa da onun mirası bilim ve felsefenin aydınlanma meşalesini taşımaya devam etti. Bilgeliği, cesareti ve insanlık tarihine kattığı değerler onu ölümsüz kıldı. Hypatia yalnızca bir kadın filozof değil, aynı zamanda zihinlerin zincirlerini kırmaya çalışan bir özgürlük savaşçısıydı ve onun ateşi yüzyıllar sonra bile parlamaya devam ediyor. Matematik dünyasında yankı uyandıran, sıra dışı bir deha azmiyle tarih yazan bir kadın Meryem. Zorluklarla örülü hayatı hem büyük bir trajedi hem de olağanüstü başarılarla doluydu. İran'da doğan Meryem Mirzahani, sıradan bir hayatın ötesine geçip yıldızlara ulaşan bir yolculuk yaptı. Henüz lise yıllarında 1994 Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ilk İranlı kadın öğrenci olduğunda yeteneğinin ne denli büyük olduğu anlaşılmıştı. Sadece bir yıl sonra 1995 Olimpiyatlarında tam puan alarak bir kez daha altın madalya kazandı ve bunu başaran ilk İranlı öğrenci olarak tarihe geçti. Ancak kader onun kararlılığını erken yaşta sınamıştı. 1998 yılında olimpiyat yarışmacılarını taşıyan otobüs Tahran'a giderken bir uçurumdan yuvarlandı. Pek çok parlak zihin bu kazada hayatını kaybederken Meryem hayatta kalan nadir isimlerden biri oldu. 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden doktora derecesini alan Meryem kariyerinde hızla yükseldi. Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptıktan sonra 2009 yılında Stanford Üniversitesi'ne geçti ve burada matematiğin en zorlu problemlerine dair öncü çalışmalarına devam etti. Ancak gerçek dönüm noktasına 2014 yılında ulaştı. Riemann yüzeylerinin ve modül uzaylarının dinamikleri ve geometrisi üzerine yaptığı olağanüstü katkılarla matematik dünyasının en prestijli ödülü olan Fields madalyasını kazandı. Bu ödül yalnızca onun dehasını değil, aynı zamanda kadınların bilimdeki yerini yeniden tanımladı. Meryem, tarihte Fields madalyasını alan ilk kadın ve aynı zamanda ilk İranlı olmuştu. Ne var ki bu başarı İran'daki muhafazakar medya tarafından sansüre uğradı. Meryem'in başı açık fotoğrafları başörtüsüyle dijital olarak değiştirilerek servis edildi. Ancak Meryem tüm bu baskıların ötesinde matematiğin saf güzelliğine kendine adamış biriydi. Çalışmalarını bir sanatçı gibi ele alır, karalamalarla dolu kağıtlara matematiksel formüller yazardı. Ona göre
Matematiğin güzelliğini görmek için biraz enerji ve çaba gerekiyordu. Kendi deyimiyle yavaş bir matematikçiydi. Ancak bu yavaşlık onun derinlemesine düşünmesinin ve yeni ufuklar açmasının anahtarıydı. 2013 yılında meme kanseri teşhisi konduğundan Meryem bu zorluğa da cesaretle karşı koydu. Ancak hastalık 2016'da kemiklerine ve karaciğerine yayıldı. 2017 yılında bu parlak zihin sadece 40 yaşındayken hayata veda etti. Mathematician Miriam Mizrakhani has died of cancer in hospital in the United States. She was the first ever female winner of the very prestigious Fields Medal. İran medyası bu kez ölüm haberinde Meryem'in başı açık fotoğraflarını kullanarak ironik bir şekilde onu olduğu gibi kabul etti. Meryem'in mirası bilim dünyasında hala yankılanmaya devam ediyor. Adı 321.357 Mirzahane adlı bir asteroitte ve 2024 yılında Ay'da onun onuruna adlandırılan bir kritere verildi. Onun hikayesi azmin sınır tanımadığı ve bir insanın zorluklar içinde nasıl yıldızlara ulaşabileceğini gösteriyor. Meryem Mirzahane yalnızca matematikte değil, insanlık tarihinde de kalıcı bir iz bıraktı. ...1919 yılı bilim dünyası için unutulmaz bir dönüm noktasına tanıklık ediyordu. O yıl ünlü İngiliz astronom Arthur Eddington, güneş tutulmasının etrafındaki yıldızları gözlemleyip fotoğraflayarak Einstein'ın öngörülerini doğrulamayı amaçlayan keşif gezisini tüm ayrıntılarıyla anlatmak için büyük bir konferans düzenlemişti. Ancak bu konferans yalnızca bilim dünyasında değil, bir kadının hayatında da iz bırakan bir anıydı. Toplantının sonunda salondan çıkan o kadının gözlerinde büyük bir sarsıntı vardı. Sonuç dünya resminin tamamen değişmesiydi. Dünyam o kadar sarsılmıştı ki sinir krizine çok benzeyen bir şey yaşadım, diyordu. O kadın bilime tutkuyla bağlı olan Cecilia Payne'di. Genç yaşta büyük bir entelektüel derinlik ve cesaretle o an kendi hayatının dönüm noktalarından birini yaşadığının farkındaydı. Cecilia Payne bilim dünyasında çığır açacak adımlar atmak için varlığını adadığı bir yolculuğa çıkmıştı. 1925'te Harvard Üniversitesi Radcliffe Koleji'nde astronomi dalında doktorasını tamamlayarak bu alanda bu dereceye ulaşan ilk kadın oldu. Payne'in keşfi sadece kendisini değil tüm bilim dünyasını sarstı. Harvard College gözlem evindeki cam levhaları titizlikle analiz ederken yıldızların yapısına dair bir sırrı çözmüştü. Helyumdan ve esasen ezici çoğunlukla hidrojenden oluşan yıldızlar onu evrendeki en bol elementin hidrojen olduğu sonucuna götürmüştü. Ancak bu keşif dönemin bilim dünyasında kabul gören ana akıma tamamen aykırıydı. Payne'in tezi bilim insanlarının büyük çoğunluğunun Güneş ve Dünya'nın bileşimlerinin benzer olduğu görüşüne ters düşüyordu. Çoğu kişi bu cesur buluşu reddetmiş, onu göz ardı etmişti. Yıllar geçtikçe Payne'in bu tezi tüm astronomi camiası tarafından astronomi alanında yazılmış en parlak doktora tezi olarak tanındı. Ancak Cecilia cesaretle kendi yolunu yürümek zorunda kalmıştı. Kadınların Harvard'da profesör olmaları yasak olduğundan yıllarını daha az prestijli, düşük ücretli araştırma işlerinde geçirdi. Harvard'da profesörlük kadınlar için bir hayaldi ama Cecilia hayalini gerçeğe dönüştürmek için mücadelesine devam etti. Sonunda 1956 yılında Harvard Sanat ve Bilim Fakültesi'nde profesörlüğe terfi eden ilk kadın oldu. 1958'de Phillips Astronomi Profesör olarak atandı ve ardından Astronomi Bölüm Başkanlığı'na atanarak Harvard'da bir bölümü yöneten ilk kadın oldu. Uzun bir yolculuğun ardından Cecilia Payne sonunda hak ettiği takdiri bulmuştu. Bir bilim insanı olarak geldiği noktayı Amerikan Astronomi Derneği'nden aldığı Norris Russell ödülüyle taçlandırdı. Ödülünü kabul ederken bilimsel bir hayatın anlamını derinlemesine kavramıştı. Genç bilim insanının ödülü dünya tarihinde bir şey gören veya anlayan ilk kişi olmanın duygusal heyecanıdır. Hiçbir şey bu deneyimle kıyaslanamaz. Yaşlı bilim insanının ödülü ise belirsiz bir taslağın ustaca bir manzaraya dönüşmesini görme hissidir, diyordu. Cecilia Payne'in hayatı, tutkunun, azmin ve bilim için yapılan fedakarlıkların destanıydı. Yılmadan, vazgeçmeden, her engeli aşarak, bilimsel keşiflerinin dünyayı nasıl değiştirdiğini görme fırsatı bulmuştu. O, sadece astronominin değil, tüm insanlığın öngörüsüyle oynayarak, gökyüzündeki yıldızların ardındaki gizemi çözen bir kadındı.